Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, senin kelamını doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip-i müyesser buyur. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde biz mümin kullarını uyarmaya devam ediyor. Kur'an ayetleri müminlerin gönül dünyalarını, düşünce dünyalarını, söylem ve eylem dünyalarını aydınlatmaya, ışıtmaya, inşa etmeye, ihya etmeye devam ediyor. Ve önceki haftaki derslerimizde de olduğu gibi bu haftada Yüce Rabbimiz yine Uhud diyor. Yine Uhud dağından ümmete yükselen o mesajları bize aktarmaya devam ediyor. 153. ayette Peygamber Uhud'da sizi çağırıyordu. Siz onun çağrısına icabet etmiyordunuz. Peygamber ardınızdan çağırıyordu. Ey Allah'ın kulları, bana gelin. Ben ölmedim, ben hayattayım diye bağırıyordu. Ama içlerinizden bir kısmı arkasına dönüp bakmıyordu. Peygamberin çağrısını duymuyordu. Ayetin mesajı açıktı. Hangi dönemde olursa olsun, peygamberin çağrısına icabet etmeyen kaybeder. Peygamberin çağrısından kaçan kaybetmiş olur. Bu dün de böyledir, bugün de böyledir. Ve siz peygamberin çağrısına icabet etmediniz, gam üstüne gam yaşadınız Uhud'da. 70 seçkin sahabeyi şehit olarak verdiniz. Yetmedi, kazanma aşamasına geldiğiniz zaferi kaybettiniz. Yetmedi, o şehitlerinizin üzerinden geçti o kafirler, müşrikler. Olmadık işkence ve eziyetleri yaptılar. Ve siz bir korku ve hüzün içerisinde kaldınız. Allah bunları size hatırlatıyor. Ama geçmişe üzülüp de geleceğe dönük yese kapılmayın. Çünkü her şey Allah'ın kontrolündedir. Başınıza ne gelmişse bu Allah'ın dilemesiyledir. Elbette insan kul hak eder, Allah da halk eder. Ama Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hiçbir şey ondan ayrı ve gayri değildir. Ve 154. ayet, 153. ayette şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. İz tüs'idûne ve lâ telvûne alâ ahad kelimesi. Yani peygamber sizi arkanızdan çağırıyordu. Siz ona dönüp bakmıyordunuz. Sizden hiç kimse ona dönüp bakmıyordu. Herkes kendi canının derdine düşmüştü. Ala ahad okuyuşuna göre, ki bizim kıraatimiz böyle. Ama ve la telvune ala uhud şeklinde de okunmuş. Bu da kıraat farklılığının, anlam zenginliği, Kur'an'ın anlam çarpanı olduğunun açık bir göstergesi. O zaman Uhud Dağının, Uhud Savaşı'nın ismi açık olarak 153. ayette geçmiş oluyor. Manada siz Uhud'a dönüp bakmıyordunuz. Yani peygamberin çağrısını kulaklarınız duymuyordu. Gözünüz de o koskoca Uhud Dağı'nı görmüyordu. Kimse dönüp de Uhud Dağı'na bakmıyor, Uhud Dağı'ndan uzaklaşıyordunuz. Ya da Uhud çevresinden kaçıyordunuz anlamında. Ala Uhud okuyuşuna göre Uhud Savaşı'nın, Uhud Dağı'nın bu ayet-i kerimede geçtiğini bu anlamda görmüş oluyoruz. 154. ayette Rabbimiz ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ اَمَنَةً نُعَاسًا. Bu acıları tattıktan, yaşadıktan sonra Allah yine acıdı size. Çünkü Allah merhameti engin olan Erhamur Rahimindir. Kullarına kıyamayandır. Mümin kullarına rahmeti engin olandır. Sizin üzerinize bir güven atmosferi indirdi ve sizi bir uyuklama aldı. Uhud Savaşı'nın hemen akabinde oluyor. Yaralar içerisinde inlerken yaralılar, o şehitlerin cesetleri daha orada dururken, zaferin eşiğinden müminler dönmüşken, her biri bir yere kaçışmış, savrulmuşken, Cenab-ı Hak o Uhud Dağı'nın yamaçlarına, aleyhissalatü vesselamın etrafında kaçışan müminlere bir uyuklama verdi. Bir anda şöyle bir geçiverdiler. Gözleri uykuya dalıverdi.
yağşa taifete minküm ve bir grubu sizden bir grubu bu uyuklama kapladı diyor Allah. Demek ki o müminlerin içerisinde olup da uyku tutmayanlar da var. Alimler diyorlar ki onlar münafıklar ya da onlar imanı zayıf olanlar ya da onlar dünyevileşenler, ganimet sevdasıyla Müslümanlara o hezimeti tattıranlar. Onlar o endişe ve korku içerisinde kalmaya devam ettiler. Ama belki birkaç dakika sürdü o uyku, bilmiyoruz. Biz orada değildik çünkü. Ama çok kısa bir uyuklama ve Müslümanlar gözlerini açınca sanki hiçbir şey olmamış gibi yenileniverdiler. Yeniden kendilerine geliverdiler. Ama ve taifetun kad ehemmetum enfusuhum yezunnune billahi gayral hak zannel cahiliye. Ama bir grup vardı. Onlar kendi canlarının derdine düşmüşlerdi. Her şeyi kendi canları görmüşlerdi. Onları uyuklama almadı ve onlar hala o müminler uykuya dalarken, uyuklama içerisinde kalırken, o acıları, dertleri unuturken bunlar hala cahiliye zannı, düşüncesi içerisinde idiler ve şöyle diyorlardı: "Yekulune hellena minel emri min şey." Yani bu işten bize ne? Bu işten bize ne oldu şimdi? Bize bir şey oldu mu? Bir şey kazandık mı? Yani bu iş burada bitmiştir anlamında cahili sözler söylediler. Kul de ki innel emra kullehu lillah. Bütün işler Allah'ın elindedir, Allah'ın kontrolündedir. Eğer Cenab-ı Hak size Bedir'de zaferi vermişse bu da onun takdiri ve dilemesiyledir. Sizi sınav içindir. O ganimetle, o savaş zaferiyle zafer sarhoşluğuna mı kapılacaksınız? Sizi azdıracak mı yoksa şükrünüzü, kulluğunuzu mu artıracak? Allah sizi sınıyor, deniyor. Bugün Uhud'da hezimeti, yenilgiyi tattırdı. Bu da Allah'ın dilemesiyledir, Allah'ın kontrolüyledir. Allah bu sefer acaba sizi yese, ümitsizliğe mi düşeceksiniz? Tamamen işin ucunu bırakın vereceksiniz. Bu iş burada biter şeklinde bırakın vereceksiniz. Bu noktada denemektedir, sınamaktadır. Ve öyle ki içinizden yuhfune fi enfusihim ma la yubdun lek, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana söyleyemeyecekleri şeyleri işlerinden geçiriyordu o bir grup Müslüman. Ya da Müslümanların içerisinden bir grup taife içlerinden çok olumsuz şeyler düşünüyorlardı. Bu nasıl peygamber ya? Öldü, yaygarası çıkınca peygamber olsaydı ölmezdi, öldürülmezdi. Halbuki geçmişte 124 bin peygamber geldi, yaşadı ve geçti gitti. Şehit edilen peygamberler var, doğranan peygamberler var. Bunları biliyorlar, hatırlamaları lazım. Ama buna rağmen diyorlardı ki bu nasıl peygamber? Bak bize zafer vaat ediyor ama hezimetle karşı karşıya kalıyor. Bu nasıl peygamber? Amcası şehit düşüyor, yakın arkadaşları ölüyor. Bu nasıl peygamber? İşte yaralar, kanlar içerisinde kalıyor, dişi kırılıyor vesaire. Bu nasıl peygamber? Hani melek yardımları? Hani ilahi yardımlar? Buna benzer düşünceler geçiyordu. Ha burada bunları bize ne anlatıyor? Bunları yaşayanlar, düşünenler gelmiş, geçmiş, gitmiş. Ha, benzeri durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle günümüzde kan gölüne, gözyaşı seline dönen coğrafyamızda şu dünya atmosferini yaşayanlar olarak asla yese kapılmamalıyız. Ümitsizliğe düşmemeliyiz. Asla İslam ve Müslümanlar hakkında, İslam'ın ve Müslümanların geleceği hakkında karamsar olmamalıyız. Bu Müslümanların hali ne? Müslümanlık böyle mi olur? Eğer Kur'an buysa, Müslümanlık buysa cahili söylentilerin içerisine girmemeliyiz, düşmemeliyiz. Yani ne oldu? Ağır bir hezimeti, ağır bir yenilgiyi tattılar o Müslümanlar o gün. Kan gölüne döndü Uhud Dağı'nın etrafı ama kısa bir zaman sonra Müslümanlar silkindiler, kendilerine geldiler. Yani bu gamlar, bu kederler sürekli değil. O uyuklama, bakın, bir uyuklama ile Allah korkuları alıveriyor. Allah isterse nelere kadir. Dolayısıyla düşman Medine'ye yürüyemedi. Allah onların kalbine bir korku saldı. Onları hedeflerine ulaşmaktan alıkoydu. Ve Müslümanlar toparlandılar, düşmanı takibe başladılar. Ertesi gün hemen onların arkasından geçtiler, gittiler. Dolayısıyla Allah nelere kadirdir? Asla en olumsuz şartlarda bile eğer inanmışsanız, gerçek anlamda müminlerseniz, üstün olacak olanlar sizlersiniz. İzzetin asıl sahibi sizlersiniz. Gelip geçicidir dünya. Cenab-ı Hak bazen onlara, bazen bunlara bir takım fırsatlar tanır.
Ama Allah'ın küfür ehline bir takım fırsatları tanıması onların haklı olduğu anlamına gelmez. Bir, o izzetli günlerin onlarda devamlı olacağı anlamına gelmez. Çünkü izzetin kaynağı aziz olan Cenab-ı Hak'tır. Ve izzet de müminlere, peygambere ve onunla beraber olanlara ehaktır, elyaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyor. Onun için bize bunları anlatıyor. İşlerinden öyle şeyler geçiriyordu ki o bazı zayıf imanlı müminler ya da şimdi 1000 kişi çıktı peygamberimiz Uhud'a giderken 300 kadar münafık geri döndü ama o 700 kişinin içerisinde de diyorlar zayıf inançlı ya da münafık ruhlu insanlar hala vardı. İşte onları anlatıyor. Yani bu da olacak, bunlar da olacaktır ama asla bunlar da bizim ümidimizi yitirmemize sebep olmayacak. Bunlardan ders alacağız. Zaten savaşlar bu sınavın zorlu sorularıdır. İyi ile kötünün, çürükle çürük olmayanın ayrıştığı sınavlardır, deneme sınavlarıdır. Burada kimin dost, kimin düşman olduğu ortaya çıkıyor. Mesela şöyle diyorlardı. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Eğer burada bize bir şey olsaydı, bu vaat edilenler bize gelseydi, biz burada öldürülmezdik. Bak 70 tane arkadaşımızı burada toprağa verdik. Bizim başımıza bu hezimet gelmezdi dediler. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَزَاجِعِهِمْ. Eğer siz Uhud'da değil de, Ayneyn geçidinde değil de, siz bu Uhud dağının yamaçlarında savaşın içinde değil de, evlerinizde olsaydınız, eğer ölüm yazılmışsa size, yataklarınıza olsanız bile ölüm size gelecekti. Ha Müslüman tedbirini alacaktır. Ama takdire de rıza gösterecektir, razı olacaktır. Ölüm eğer takdir edilmişse onu savacak hiçbir şey yoktur. Bir an bile ecel geldi mi onu ne tedbir savar, ne hazik hekim savar, ne koruma altında olmak savar. Öleceğiz. Yani sonuçta eğer ölüm yazılmışsa o an değişmiyor. Ecel insan doğmadan ana karnındayken ölüm tarihi, ölüm saati belirlenmiş oluyor. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah sizin iç dünyanızı sınamak ister. Allah sizin kalplerinizi sınamak ister. Allah sizin fuadınızı, özünüzü sınamak ister. Özünüzle, sözünüzle, halinizle, kalinizi sınamak ister. Ve Allah iç dünyanızı bilir. Kuruntularınızı, beklentilerinizi, şüphe ve tereddütlerinizi, sadece Uhud savaşındakilerin değil sizlerin de, yani acaba ahiret var mı? Acaba öldükten sonra diriliş var mı? Hesap var mı? Kitap var mı? Acaba bu kabirdekilere soru var mı? Vesaire vesaire bir takım kuruntular gelebilir. Tereddütler içerisinde insan kalabilir. Hemen titreyip kendine gelecek. Diyecek ki Allah bunları da biliyor. O zaman Allah'a sığınacak. Ve imanını tazeleyerek kendine gelecek ve bu vesveselere düşmemeye gayret edecek. Vesveseye düşmemenin yolu dolu dolu olmaktır, dolu dolu. Ne ile? Vahiy ile, ne ile? Ayetlerle. Okudukça ayetler bizi doyuracaktır, kandıracaktır, ikna edecektir, şeytan yol bulamayacaktır. Beynimizi ayet mesajlarıyla doldurursak, gönlümüzü ayetlerle doldurursak, İç dünyamızı, dış dünyamızı, sözümüzü, özümüzü ayetlerle doldurursak şeytan yol bulamayacak, geçit bulamayacaktır. Ayet-i kerimelerde sınavın değişik versiyonlarını anlatmak için iptela kavramı kullanılıyor, temhis kavramı kullanılıyor, ihtibar kavramı kullanılıyor, imtihan kavramı kullanılıyor. Hepsi değişik imtihan versiyonlarını anlatmak için. Okullarda da öyle değil mi? Yazılı, yok sözlü. Yok işte test, yok klasik usul, farklı farklı imtihan çeşitleri. Ya da bazen baba evladını cebine haçlık koyarak sınıyor. Bazen de haçlığını kısarak, keserek sınıyor. Tıpkı bunun gibi. Hayatın her anı farklı sınav sorularının içindeyiz. Sınanmadığımız hiçbir an yok. Hep sınanıyoruz. Mescitte de sınanıyoruz, çarşıda, pazarda da sınanıyoruz. Mabette de sınanıyoruz, sahilde de. Kaplıca'da da sınanıyoruz. Camide mihrabın karşısında da sınanıyoruz. Zaten mihraptır, insanın nefsiyle harp ettiği yerdir. Cephedir, savaş meydanıdır. Düşmanın karşısında da sınanıyoruz.
kara kara ekranların karşısında da sınanıyoruz. En yalnız kaldığımız anda da sınanıyoruz. Herkesin içinde olduğumuz zaman da sınanıyoruz. Yolumuz düşmüşse stadyumda da sınanıyoruz. Kabe-i Muazzam'da, harem bölgesinin içinde de sınanıyoruz. Hep sınanıyoruz. Fakirken sınanıyoruz, zenginken sınanıyoruz. Kur'an-ı Kerim iptila der, imtihan der, temhis der, iktibar der ve sınavın farklı versiyonlarına dikkatlerimizi çeker. İnnellezine tevellev minkum yevmel tekal cem'an. İnnemâ istezellehumuşşeytan bibazıma kesebu. Ve lekad afallahu anhum. İnnallâhe gafurun halim. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan kaydırmıştı. Kalplerini kaydırmıştı. Kalbi kayma fikir dünyasında kaymaya sebep oldu. Bu sefer cephede durdukları yerden kaydılar, kaçtılar. Aynayın geçidinden kaydılar. Ya da Peygamberi aleyhissalatü vesselamın etrafında saf saf düşmana karşı duruyorlardı. Onun etrafından dağıldılar, kaydılar. Onun için kayma önce kalplerde başlıyor. Sonra düşünce dünyasına yansıyor ve tereddütlerle şüpheler içerisinde kalıyor insan. Ondan sonra sapmalar başlıyor, yalpa yapmalar başlıyor. Ondan sonra ayakların kayması başlıyor. Ondan sonra insanın ayarı bozuluyor ve her alanda Allah korusun kaymalar ve tavizler. Zaten düşünülen bir günah yeni günahları düşünmeye kapı açar. Söylenen bir günah sözü yeni günah söylemlerine kapı aralar. Eğlenen bir günah eylemi yeni günah eylemlerine kapı aralar. Her günah bir başka günaha davetiye çıkarır. Onun için her günahtan sakınmak gerekir. Büyük küçüğü olmaz günahın. Ne diyorduk? Günahın küçüğüne bakma, kime karşı işlendiğine bak. Değil mi ki büyük olan Yüce Allah'a karşı işleniyor? O günahtan sakınmaya, kaçmaya bak. Sevabı da küçük görme. Kimin için işlendiğine bak. Değil mi ki büyük olan Allah rızası için işleniyor? O sevabı da işlemeye bak. Evet, günahlar kaygan bir zemin. Her an her günahta kayma riski var. Allah kaydırmasın kalplerimizi. Allah kaydırmasın dillerimizi. Allah kaydırmasın ayaklarımızı. Hepsinin ayetleri var. La tuzigh kulubena. Kaydırma kalplerimizi Allah'ım. Yevme tezillu fihil akdam diyor Peygamberimiz. Ayakların kaydığı günde kaydırma Allah'ım ayaklarımızı diyor. Sürçü lisan ettiysek affet Allah'ım. Lisanın kayması. Lisanın, dilin, söylem dünyamızın kayması. Her alanda kayma. Allah korusun. Cenab-ı Hakk'a sığınmamız lazım. Ama kaymaz ayakkabıları da giymemiz lazım. Gönüllerin kaymasını önlemek için kaydırmayan vahiy ile donatmamız lazım. Düşünce dünyamızı kaymalardan kurtarmak için kaymaz fikirlerle, düşüncelerle koruma altına almamız lazım. Eğer hak ile meşgul etmezsek bu dillerimizi, kayar dillerimiz küfürlere, sövmelere, saymalara, şirk sözlerine, küfür, günah sözlerine Allah korusun. Hak ile meşgul edeceğiz. Onun için Peygamber talim ediyor. Bu dilinize her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber ya da seher vakitlerindeki zikirlerle, o evradı eskarlarla o dillerinizi kaymaya karşı koruma altına alın. Ne zaman terk ettik peygamber dualarını, Kur'an dualarını, Kur'an'ın ve peygamberin tavsiye ettiği o zikir, eskar, evradı işgal edildi dillerimiz boş sözlerle. Kur'an'ın lağv dediği lağım sözlerle işgal edildi. İşgal edildi dillerimiz günah sözlerle, sövgü sözlerle, Allah korusun cahili kelam ve sözlerle. Öyleyse ey müminler toparlanın, titreyin, kendinize gelin. Ya eyyühellezine amenu. Allah diyor ki ey müminler, ey müminler, mümin olun. Müminliğinizin gereğini yerine getirin. Size mümince düşünmek, mümince eylem, mümince söylem yakışır. Mümince o cepheleri terk etmemek yakışır. Zaten namazda mihrabı terk ederseniz, nefisle savaş alanını terk ederseniz, eğer sokakta nehyanil münker, emri bil maruf savaşını, cihadını terk ederseniz,
cephede kaymanız, kaçmanız da mukadder olacaktır. Ey iman edenler, la tekunu kelledine keferu, küfredenler gibi olmayın. Ve kalu, onlar şöyle diyorlardı, li ihvanihim, kendi yandaşlarına, kendi kardeşlerine diyorlardı ki, İza zarabu fil arz ev kanu guzzen, yeryüzünde bir sefere çıktığınız zaman ya da bir gazaya, bir savaşa çıktığınız zaman şöyle diyorlardı o yandaşlarına, indena levkanu indena ma matu, yanımızda dursaydılar ölmeyeceklerdi, ölmezlerdi. Bu herhangi bir yolculuk, darp fil arz, yeryüzünde sefere çıkma, helal rızık kazanmak için olabilir, bir dost arkadaş ziyareti için olabilir, hayırlı bir amel için olabilir, bir borcunu ödemek için, helalinden bir alacağını tahsil etmek için olabilir. Seyahat, yeryüzünde seyahat edin diyor, gezin dolaşın, rızkınızı talep edin, arayın diyor Cenab-ı Hak. Bu yolculuklar ya da savaş yolculukları, bu yolculuklara çıkanlara derler ki, yanımızda dursaydılar, çıkmasaydılar, sefere gitmeseydiler ölmeyeceklerdi. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ لَكْ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ, Allah bunlara bu sözleri söyletti, onları bu düşüncelere sevk etti. Bu düşünceler onlar için pişmanlık, nedamet sebebi olacak ileride. İleride o müminlerin izzetli günlerini görünce, yuh bize diyecekler ya, nasıl söyledik Müslümanlar hakkında, peygamber hakkında böyle 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 bu sözleri. Biz bu insanları caydırdık, bu insanların ümidini kırmak için bu sözleri söyledik diyecekler. İleride pişman olacaklar, hem de dünyada, ahirette pişman olacaklar. O gün defterler açıldığında, kimin kim için söyledikleri ortaya saçıldığında, bu kafirlerin, bu Allah düşmanlarının, bu münafıkların Müslümanlar için söyledikleri, yaftaladıkları, tahkir edici sözleri, onları hayırdan alıkoyucu, caydırıcı sözleri ortaya serildiği zaman dizlerini vuracaklar. Nasıl oldu da biz bu sözleri söyledik? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ, İçlerine oturacak, dert olacak, pişmanlık ve nedamet sebebi olacak dünyada ve ahirette bu söyledikleri. وَاللّٰهُ Allah يُحْيِي وَيُم۪يدِ, dirilten de O, öldüren de O. Önce dirilten, sen yoktun, var etti, diriltti seni. Diriltince Rabbin de, ecelin yetince, canını alınca Rablikten uzaklaşır mı? Dirilten de O, öldüren de O. Veren de O, alan da O. Verince iyi, alınca da iyi. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hılatü kefen, narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ondan gelene razı olmaktır. Yuhyi ve yumit, diriltir ve öldürür. Burada müminler dedi, kafirler gibi olmayınız dedi. Çünkü kafir Kur'an'a göre ölüdür, ölü. Ama Allah onlardan da isterse diriltir. Ne ile diriltir? Vahiy ile diriltir, vahiy ile ihya eder. Kafire vahiy gelir, bir hayat suyu gibi, hayat iksiri gibi gelir, o kafir mümin olur, dirilmiş olur. Ya da tersi, Allah korusun, müminken hayat suyu kesilir, vahiy ile irtibatı kesilir, Allah korusun küfre düşer, o da diriyken ölmüş olur. Vallahu yuhyi ve yumit. Her ikisi de fiziki anlamda, dirilten de O, öldüren de. Manevi anlamda hidayete erdiren de O, küfre düşüren de. Ama hak edeni Cenab-ı Hak hidayete erdirir, hak edeni Cenab-ı Hak o ölümle burun buruna getirir, o küfre, o şirke, Allah korusun, düşürür. Vallahu bima ta'melune basir. Yine yüce Allah ne yaparsanız hepsini görücüdür. Basir sadece yüzeysel bir görme değil değerli kardeşlerim. Basiret oradan gelir. Arka planını da görür Allah. Yapılan, ortaya konulan bir eylemin ne için, niçin, kim için yapıldığını da görür Allah. Söylenen bir sözün bir görüntüsü vardır ama bir de bu söyleyicinin, kailin niyeti vardır. Allah onu da bilir. O niyetini de bilir. Onun için eğer deme. Çünkü eğer demek şeytanın işidir diyor Peygamberimiz. Ama sen şöyle söyle. Allah takdir etti ve Allah'ın dilediği oldu. Hayatımızda düstur bu. Peygamberin bize öğrettiği reçete.
Allah böyle takdir etti, böyle uygun gördü, böyle oldu. Ama elbette kendini sorgulayabilirsin. Kusurların varsa, eksiğin varsa, yanlışın varsa bunları tespit edip bunlara bir daha düşmeme konusunda tedbir alabilirsin. Necim suresinde doğrusu güldüren de Allah, ağlatan da, öldüren de Allah, yaşatan da diyor Rabbimiz. Allah. Her şey onda bitiyor. Her şey onun dediği şekilde oluyor. Ve Mevla nelere kadir? Bunu da görüyoruz. Uhud'daki o hezimetin, o acının arkasında Cenab-ı Hak ne izzetli günler yaşattı o müminlere, o Müslümanlara, o peygambere, onun yolunda olanlara. Allah bir kapıyı kapar, bin kapıyı açar. Biz ona bir kul olabilsek keşke. Allah'a kul olanlar için. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladığı bütün dünyalıklardan, şan, şöhret, makamdan daha hayırlıdır. Allah yolunda öldürülmek, yani şehadet. Ya da eceliyle ölmek, normal ölümler. Önce şehadeti söylüyor Cenab-ı Hak. Çünkü şehitlik makamların en üstünü, peygamberlikten sonra en üstün makamlardan. Allah yolunda şehit edilirseniz ya da ecelinizde yine ona kul olduğunuz halde ölürseniz, Allah katında müminlere, o şehitlere gelecek bir mağfiret var ve rahmet var. Allah, mümince öldünüz ya, mümince onun yolunda can verdiniz ya, sizi karşılayacak olan mağfiret ve rahmet, bu bütün dünyalıklardan çok daha hayırlıdır, çok daha üstündür. Şehadet çünkü ölmemenin çaresidir. Zillet içerisinde yaşamaktansa izzet içerisinde ölmeyi bilmeli. Madem ki bir sefer öleceğiz, neden izzetli bir ölüm olmaz? İki kere ölmüyor insan, bir sefer ölüyor. O zaman izzetli bir ölüme talip olmak gerekiyor. Ha, bu Allah'tan hayırlı, bereketli, yolunda olmak için, din-i mübin İslam'ına hizmet için bereketli ömür istemeye mani değil. Ama sonunda madem ki öleceğiz, o zaman izzetli ölümleri isteyeceğiz Cenab-ı Hak'tan. Ölümü öldüren şehit Allah'tan başka hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmaz ve çekinmez. وَلَيْنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Ölseniz de, öldürülseniz de, şehit olarak can verseniz de, ecelinizle ölseniz de, sonunda Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Onun huzurunda toplanacaksınız, haşrolunacaksınız. O zaman o hesap gününe hazır olduktan sonra, onun yolunda olduktan sonra, öldükten sonra gam yok, keder yok. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Peygamber, sen Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın. O savaştan kaçanlara, o sana hezimeti tattıranlara, o 70 şehidi sana verdirenlere, bütün bunlara sebep olanlara sen mülayemetle davrandın. Bir savaş suçlusu, efendim, yüce divan mahkemesi kurmadın. Onları hatta azarlamadın. Onları hatta böyle aşağılayıcı bir söz söylemedin. Yumuşak davrandın. Ama neyle? Allah'ın rahmetiyle. Bakın, peygamber bile Allah'ın rahmetinin tecellisiyle etrafındakilere merhametle davranıyor. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz herkese, her insana, yeter ki alıcısı ona çevrilmiş olsun, herkese o rahmetinden pay vermiştir. O rahmetini yansıtmıştır. Ama o da rahmeti Rahman olan Allah'tan almıştır. Onun alemlere rahmet oluşu Rahman'ın elçisi, peygamberi oluşundandır. Erhamur Rahimi'nin peygamber olmak böyle bir şey. Ama onun yolunda giden, onun izinde giden davetçilere de düşen budur. Merhamet, merhamet, merhamet. Herkese rahmet et, merhametli ol. Rahmete ermek istiyorsan rahmet edeceksin, rahmet gözüyle bakacaksın, merhametli konuşacaksın, merhametle muamele edeceksin. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer sen sert, katı yürekli olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi, kimse kalmazdı, kimse durmazdı, kimse sana ashab olmazdı, kimse senin ümmetin olarak kalmazdı.
O zaman fa'fu anhum, affet, geç onlardan. Vestağfir lehum, hatta bir de üstüne üstelik onlara mağfiret dile, dua et. Ve şavirhum fil emr, yine de onlarla önemli işlerde, ciddi işlerde, herkes ilgilendiren işlerde istişare et. İstişareyi de tam burada emrediyor Cenab-ı Hak. Bakın, o savaş suçlularının olduğu bir ashab grubu, ama onlara diyor hem yumuşak davranacaksın, hem affedeceksin, bir de hatırlamamak üzere gündeme getirmeyeceksin, siz savaş kaçkınları demeyeceksin, o gözle onlara bakmayacaksın, bir de onların bağışlanması için peygamberin duasını almak demek, Allah katında derecesinin yükselmesi demek, bağışlanması için dua edeceksin, hem de önemli işlerde onların görüşlerini alacaksın. Sen ne anlarsın, savaştan kaçmış adam, senin görüşüne ihtiyacı yok bu peygamberin. Peygamber bile istişareyle emredilmiştir. Ben kimim, sen kimsin, niye danışmıyorsun, niye istişare etmiyorsun? İstişare eden kazanır, istişare etmeyen de kaybeder. Bu dünyevi işlerde, uhrevi işlerde, maddi işlerde, manevi işlerde. Ama müsteşar bilen olacak, ehliyetli olacak, liyakatli olacak, bu işin uzmanı olacak elbette, önüne gelen herkese de değil. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bu da hayat düsturumuzun formülünü sunuyor. İstişare et, karar ver, karar verdin mi de azmet, kararlı bir şekilde Allah'a güvenerek yola devam et, o kararı uygula. Kararsız olma, mütereddit olma. İstişareden çıktıysa artık eline sonuna bakmadan o kararın gereğini yerine getireceksin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Zaten فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ dedi, tevekkül et Allah'a dedi, sonra da Allah tevekkül edenleri sever dedi. Allah'ın sevmesi bağışlaması, Allah'ın sevmesi kulunun yüzüne bakması, Allah'ın sevmesi kuluna yardım etmesi, onu muvaffak etmesidir. Allah tevekkül edenleri sever. Mütevekkil ismi fail, devamlı bu işte olan, arada sırada değil, her zaman ona güvenen, bollukta darlıkta, iyi günde kötü günde Allah'a kul olan, Allah'a güvenen kimse, Allah onları sever diyor Yüce Rabbimiz. Burada büyüklerin, salihlerin duasını almanın önemine de işaret var. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlara dua et diyor Allah. Peygamber'e, onun şahsında hepimize, müminler için dua edeceğiz. Müminler için dua edeceğiz. Salih müminlerin duasını bekleyeceğiz. Yine burada hayat düsturumuz, Şura suresi, 42. suremiz Şura suresinde de onlar aralarında işleri şura iledir, istişare iledir. Onun için şura müminlerin en önemli başvuru aracıdır. Şura ehli kaybetmiyor, kazanıyor. Fetanet sahibi peygamber, öngören, vahiy ile irtibatlı olan peygamber istişare etmekle emrolunduğuna göre bu onun onlara değer verdiğini gösterir. Yani yüksek makamda birinin kendinden aşağıdaki kimselerin görüşüne başvurması onlara değer verdiğini gösterir ve örnekliğini gösterir. Ey büyükler, siz de böyle yapın. Peygamber yapıyor sizi. Hatta alimler diyorlar ki ve iz gâle rabbuke lil melâiket inni câilun fil arzı halife derken Allah hani meleklere demişti ya ben yeryüzünde halife yaratacağım diye, Allah meleklerle istişare yapıyor diyorlar. Allah'ın buna ihtiyacı falan yok. İhtiyacı olduğundan değil. Peygamberin de ihtiyacı yok. Yanlış yapsa düzeltecek Allah vahiyle, ama örneklik. Allah diyor ki ey büyükler, fikir sahiplerinin görüşlerine başvurun. Asla onları küçük görmeyin, hakir görmeyin. Bazen bir çocuğun söylediği bir ifade, bir cümle bakıyorsunuz size yön verebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadınlarla istişare etmiştir. Çocuklara danışmıştır. Ashabına günahlı günahsız demeden onlarla istişare etmiştir. O zaman biz de yapacağız. Ve tevekkül, biz kul olarak bize düşeni yaptıktan sonra sonuçlar konusunda Rabbimize güvenip dayanacağız. Zaten tevekkül Rabbin takdiriyle kulun tedbirinin buluşmasıdır. Muvafakatu takdir tedbiril abdi ila takdiril rabbi. Rabbin takdiri, kulun tedbiri buluştu mu? İşte tevfik, işte
tevekkül, işte başarı, işte muvaffakiyet o zaman geliyor. İn yensurkumullah fela galibe lekum. Şimdi ne yaptınız? Allah'ın bu ölçülerine uydunuz. İşte istişare yaptınız, karar verdiniz, ona güvendiniz, yola çıktınız. Artık Allah'ın yardımına hazırsınız demek. Allah'ın yardımı geliyor demek. Allah yardım etti mi kuluna? Onu yenecek de yoktur. Onun sırtını yere getirecek de yoktur. O zaman onun yardımını hak etmeye bakmalıyız ve ayetlerde onun yardımını yardım et Allah'ım demekle olmuyor. Onun yardımını hak etmenin yollarını gösteriyor bize. Ve in yahzulkum femen zellezî yansurukum min ba'di. İşte Bedir'de yardım etti, galip geldiniz. Allah yardım etti, melekler yardıma indi, galip geldiniz. Ya o sizi yenilgiye uğratırsa size kim yardım edebilir? İşte Uhud'da yenilgiyi tattınız, tutacak hiçbir makam merci kalmadı. Yenilgiyi tattırırsa, yardımını keserse, çekerse size kim yardım edebilir? Min ba'dihi, ondan başka, ondan sonra. O zaman tekrarlıyor. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar. Ama Allah'a güvenip dayanmak, Allah'ın bize formül olarak sunduğu o reçeteyi uygulamaktan geçiyor. Teekkül ehli değil, tevekkül ehli. Hazır yiyiciler değil, kul olarak yapılması gerekeni yapmadan yetiş Allah'ım diyenler değil, yardım Allah'ım diyenler değil, rızık Allah'ım diyenler değil. Kul olarak çırpınacaksın, gayret edeceksin ve sonra tevekkül edip Allah'ın yardımına müstahak olacaksın. 161. ayette Yüce Rabbimiz yine bir uyarı. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir peygambere emanete hıyanet etmek yakışmaz. Kim ki emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelecektir. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sonra da herkes yaptığının karşılığını görecek. Asla kimseye haksızlık edilmeyecektir öyle bir gün. Şimdi bu ayeti kerime iki şekilde anlaşılmış. Hatta üç şekilde. Bir, Bedir ganimetleriyle ilgili. Bir, savaş ganimeti kaybolmuş. Bir iki kişi demiş ki bunu peygamber kendine ayırdı. Bunun üzerine bu ayetin indiği söylenir. Bir peygambere ganimet malına ihanet nasıl yakışır? Emanet sıfatına sahip olan bir peygamber asla dünyevileşemez, asla böyle bir şey yapmaz. İki, o aynı in geçidiğinde yerlerini terk edenler şu düşünceye kapılmışlardı. Peygamber başlarında olduğu halde o sahabe-i kiram ganimeti ya aralarında paylaştırırlar ya orada iç ederler de bize bir şey düşmezse. Allah diyor ki ya peygamberin aralarında bulunduğu bir topluluk nasıl böyle bir şey yapar? Bir peygamber hiç kazanacağınız ganimetten size pay ayırmaz ya da o ganimeti bir kenara kor, böyle bir şey düşünülebilir mi? Bunu nasıl söylersiniz peygamber? Ama وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يُغَلْ diye okunmuş. O zaman mana şöyle, peygambere ihanet olacak şey değil. Nasıl peygambere ihanet edilebilir? Nasıl peygamberin emri terk edilebilir? Nasıl peygamberin etrafındakiler yerlerini bırakabilir? En yugal okunursa daha muhteşem, daha müthiş bir mana çıkıyor. Tabii bu yine bize, günümüze birçok şey söylüyor. Müslüman kamu malına zarar veremez. Kamu malına ihanet edemez. Emanete hıyanet münafığın alametidir. Müminin değil, mümine yakışmaz. Ve üzerimizde emanet olan şeyler, biz kendimizden ibaret değiliz. Kendi diş sağlığına dikkat etmemen topluma mal oluyor, faturası topluma. Kendi ciğerlerinin sağlığına dikkat etmediğin zaman etrafındaki insanlara zarar veriyorsun. Beden sağlığı böyle. Ruh sağlığı bozulanlar etrafına zarar vermiyor mu? Ceremesini etrafındakiler çekmiyor mu? Zararları etrafındakiler çekmiyor mu? Aynı şekilde kamu malı dediğimiz insanlara hizmet eden mallara zarar verenler aynı şekilde bunun ceremesini diyor ki Allah kıyamet gününde boynuna günahı yafta olarak asıl olarak gelecektir. Aman ya Rabbi. Onun için
emanete hıyanet. Bu beden bana emanet, hıyanet etmeyeceğim. Bu evlat bana emanet, hıyanet etmeyeceğim. Bu eş kadınsa erkek, erkekse kadın bana emanet, hıyanet etmeyeceğim. Bu söz bana emanet, hıyanet etmeyeceğim. Bu masa bana emanet, bu mikrofon bana emanet, bu bilgisayar bana emanet, ihanet etmeyeceğim. Böyle bir bakın bakalım hayata. O zaman sigarayı camı açıp da kamu malı o asfata atabilir misiniz? O çöpü, o içtiğiniz şişeyi camdan aşağıya atabilir misiniz? Sokağa kirletebilir misiniz? Sokağa tükürebilir misiniz? Kamu malına zarar verme. Ya nasıl olsa devletin malı deniz diyebilir misiniz? وَمَنْ يَغْلُ الْكِمْ kamu malına zarar verirse يَئْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü o hıyanet ettiği şey boynuna asılı olduğu halde gelecek. Ya o zarar verdiği eşya boynuna asılı olduğu halde gelecek ya da onun vebali günahı yafta olarak yazılı olduğu halde kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelecek ve herkes yaptığının karşılığını görecek. O zaman müminler olarak emanete hıyanet etmeyin. O günün bilinci, kıyamet bilinci, ahiret bilinci, boynuzsuz koyunun, boynuzlu koçtan hakkını alacağı günün bilinci her zaman hayat düsturunuz, hayatta size yol gösteren rehberiniz olsun. Efemen ittebe'a rızvanallah kemen ba'e bisakatın minallah ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr. Hiç Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışımına uğrayan bir olur mu hiç? Ki Allah'ın hışımına uğrayan, Allah'ın gazabına uğrayanın varacağı yer cehennem. Anası cehennemde ağlayacak. Orası ne kötü dönüş yeridir Allah korusun. Hum deracat indallah vallahu basirun bima ya'melun. İşte kulların Allah katında dereceleri. Derece derecedir onlar. Allah onların yaptıklarını görmektedir. İşte iki kısım. Dileyen iman eder, o kısımda yerini alır. Dileyen küfreder, bu kısımda yerini alır. Derece derecedir kullar. Dileyen öncülerden olur. Vessabikun el evvelun. Önden gidenlerden olur. Dileyen ortada idare edenlerden olur. Dileyen geri kalan gericilerden olur. Dileyen sapanlardan olur. Dileyen vazifesini yapanlardan olur. Derece derecedir kullar. Ve Allah yaptıklarının hepsini görür, gözetir ve ona göre de gereklerini yerine getirir. Siz o zaman her kesim yaptığının sonucuna katlanacak. O zaman siz rızayı gözetenlerden olun. Allah'ın gazabına uğrayanlardan olmayın. Allah'ın hışımına uğrayanlardan olmayın. Herkes Müslümanlık derecesine göre cennetten karşılığını alacak. Herkes insani derecesine göre ya cennetlik ya cehennemlik olacak Allah korusun. Cennetin de dereceleri vardır. Cehennemin de derekeleri, katmanları vardır. Herkes derece derece onu ayarlayan, seri'ül hisab olan, kıl kadar haksızlık yapmayacak olan, hakimi mutlak olan, ahkemül hakimin olan Yüce Allah değerlendirecektir. O derece derece herkesi layık olduğu yere yerleştirecektir. 164. ayet. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah andolsun ki müminlere ikram etti. En büyük nimetini sundu. Neymiş o nimet? İnşallah bir sonraki dersimizde ders devam etti. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Ali İmran suresi 164. ayetiyle inmeye devam edecek inşallah. Mesajlarını sunmaya devam edecek inşallah. Cenab-ı Hak amel etmeyi, bu ayetlerin bilincinde Müslümanca bereketli bir hayat yaşamayı hepimize lütfeylesin, nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'i de bu ayetlerle aziz eylesin inşallah. El-Fatiha.